Halk sağlığını tehdit eden Asya kaplan sivrisineği İstanbul'un yerleşik türleri arasına girdi. Peki bu sivrisinekleri diğerlerinden ayıran özellikleri neler? Detayları haberimizde izleyelim. Diğer sivrisineklere göre hem daha saldırgan hem de hızlı çoğalıyorlar. Dank ateşi, batın il, sarı humma ve zika virüslerine neden olan Asya kaplanı sivrisineği artık yerleşik türler arasına girdi. Diğer sivrisineklerle de olduğu gibi bunlar da yumurtalarını durgun suya bırakır. Daha sonra larva, pupa dönemi suda tamamlandıktan sonra erişkin hale geçerler. Daha bundan sonra da işte kan emme yoluyla yumurta yine üretmeye başarlar. Ancak Asya kaplan sivrisineğini diğer türlerden ayıran yanları var. Diğer sivrisineklerden farklı olarak bulaştırabileceği hastalık potansiyeli ve yaratmış olduğu etki fazla. Alerjen, oldukça alerjen bir sivrisinek. Artı gündüzleri de saldırabiliyor. Küresel ısınmanın etkisiyle artık yerleşik hale geldi. Özellikle sulak arazilerde daha sık görülen Asya kaplanı sivrisineği oldukça tehlikeli. Hatta kıyafetlerin üzerinden bile ısırabiliyor. Diğer sivrisineklere nazaran kimyasal ilaçlamaya karşı da oldukça dirençli. Bu sivrisineklere karşı alınacak önlemlerse... Önlemler yerel ya da ilçe bazında, il bazında değil, ulusal bir mücadele yöntemi gerekiyor. Vatandaşlarımızın bilinç düzeyinin artması gerekiyor. Bütün sivrisinekler gibi durgun suda ürer. Özellikle bahçenizdeki saksı, bina altı sular, sulama bidonları, el arabaları gibi durgun suya meyil vermemek, bu üreme kaynaklı sayılarını azaltmak gerekiyor.